Tabii ki süreç işledikçe, zaman geçtikçe merak edilenler bir taraftan netleşmeye başlarken bir taraftan da tabii ki soru işaretleri de artarak devam ediyor. Bir sürü soru var çünkü yanıt bulması gereken ve milyonların merak ettiği. Şu anda gelinen son durumu sizden öğreneyim. Şu anda gelinen aşamada neler oluyor ve bundan sonraki süreçte neler olacak ayrıntılarıyla konuşacağız. Tabii olan milyonlarca çalışanın beklediği 1999 yılında yasal bir değişiklik nedeniyle emeklilik şartlarına bir yaş şartı ilave edilmişti ve o yaş şartıyla ilgili düzenleme yapılacak. Dolayısıyla bence uzun yıllardır aslında çalışanların beklediği temel taleplerinden biri de böylelikle karşılık bulmuş olacak. Burada Gözde Hanım, yani 1999 yılı önemli çünkü 8 Eylül 1999 yılında yasa değiştirildi ve kademeli bir emeklilik şartı getirildi. Dolayısıyla aradan tam 23 yıl geçti ve 23 yıl sonra bu sorun artık Aralık ayı içerisinde muhtemelen bir kanun teklifi ortaya çıkacak ve mecliste yasalaşma sürecini yine kamuoyuyla birlikte, hep birlikte izleyeceğiz. Öyle görünüyor ki yine uygulamanın yeni yılın ilk ayında da uygulamaya geçileceği görülüyor. Eksik prim olanlar ne yapacak mesela? Evet, şimdi burada hani önce kapsam kimleri kapsayacak bu EYT düzenlemesi? Başından beri söylediğimiz gibi 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılıkları başlayan, yani 99, işe başlama tarihi, evet, anlamında sigortalılıkları başlayan uzun vadeli sigorta kollarından primleri yatanlar açısından ve burada özellikle emeklilikle ilgili şartlarda elbette statüler arasında farklılıklar söz konusu olabiliyor. O ayrı, ama sizin sorduğunuz anlamda yani EYT SSK'ları da kapsayacak, Bağkurları da kapsayacak, evet, anlamda bir farklılık olmayacak. Peki efendim, şimdi genel itibariyle tabii merak edilenler arasında tabii borçlanma da var. Borçlanma söz konusu mu? Eğer olunursa hangi şartlarda ne şekilde borçlanabilirler? Gözde Hanım, sosyal güvenlik sistemimizde borçlanma zaten mevzuatımızda yer alan bir şey. Dolayısıyla kişiler şu anda da borçlanabilir. Örneğin EYT'yi kapsayacak kişiler açısından da kanun çıktıktan sonra da borçlanma hakları var. Dolayısıyla biz burada özellikle çalışanlara kanunun meclisten çıkmasını beklemelerini tavsiye ediyoruz. Bunun nedeni de belki çıkacak kanuna göre emeklilik için borçlanmaya ihtiyacı olmayacak. Ya da örneğin askerlik borçlanmasında kişinin yaptığı askerlik süresi kadar borçlanabiliyor. Yani diyelim ki kişi 1,5 yıl askerlik yaptı, 18 ay. Bu 540 gün borçlanma imkanı anlamına geliyor. Evet. Ama çıkacak kanunda diyelim ki Gözde Hanım, bu kişinin, çalışanın 60 güne ihtiyacı var. Sadece 60 gün için borçlanması yeterli olacak. Dolayısıyla borçlanma yapabilecekleri biz kanun teklifini gördükten sonra ya da yasalaştıktan sonra borçlanma yapmalarının yerinde olacağını ifade edelim. Ama burada yine Gözde Hanım, önemli bir noktayı ifade edelim. Yıl başından sonra biliyorsunuz borçlanma oranları, yani rakamsal olarak da yeni belirlenecek asgari ücrete göre değişiyor. Asgari ücretin de artış oranı ne kadarsa borçlanma oranında aynı oranda arttığını görüyoruz. Ama bu bir tercih. Dediğimiz gibi kişiler şimdi de diyelim ki o asgari ücrete gelecek zammın, primlerin prim borçlanmasını arttırma yükünü eğer almak istemiyorlarsa bugünden de borçlanabilirler. Burada borçlanma, askerlik borçlanması yapılıyor. Hep onu konuştuk ama evet, kadın çalışanlar açısından doğum borçlanması yapmak mümkün. Doktora yapanlar için o süreçle ilgili borçlanmaları söz konusu olabiliyor. Bu borçlanmanın, yani zaten sosyal güvenlik sistemimizde yeri var. Çalışanlar, e-devlette çalışma hayatım var. Oradan baktıklarında eğer bu konuda
primlerinin eksik olduğunu düşünüyorlarsa ya da borçlanmanın gerekli olduğunu düşünüyorlarsa borçlanabilirler. Ama biz dediğim gibi tavsiyemiz özellikle kanun teklifini beklemeleri. Peki. İşveren çalışanı emekli yapabiliyor mu? İstifa etmek gerekiyor mu? İşe geri dönülüyor mu? Bunlar da tabii merak edilen başka diğer başlıklar arasında. Bunları nasıl açıklarsınız? Şimdi Gözde Hanım, SSK diye eskiden kurum olarak SSK diyoruz. İşçi olarak çalışanlar açısından söyleyelim. Özel sektörde çalışan işçiler, yani sizin gibi örneğin özel sektörde basın emekçisi olarak çalışanlar ya da herhangi bir fabrikada özel sektörde çalışanlar, bunların bu tür durumda olanların örneğin EYT çıktı ve emeklilik hakkı kazandılar. Bunların hem emekli maaşı almaları, alarak çalışmaları mümkün. Yani ama burada tabii emekli olanların istifa etmesi gerekiyor. SGK'ya emeklilik başvurusunda bulunması gerekiyor. Maaşını aldıktan sonra işverenle yeni bir iş sözleşmesi kurması gerekiyor. Buna karar verecek işveren. Yani hem evet çalışarak emekli maaşı bağlanması mümkün olmadığı için önce emekli olacak, sonra iş yeri, yeni bir anlaşma. Evet, yeni bir iş sözleşmesiyle işveren eski şartlarında yeni şartlar öne sürebilir. Anlaştıkları takdirde çalışabiliyorlar. Sadece özellikle kamuda işçi olanlar, kamu işçileri hem emekli maaşı alıp hem çalışma imkanları yok. Onlar için bu söz konusu değil. Ama özel sektörde çalışan bütün işçiler açısından emekli maaşı alarak çalışmaya devam etmek mümkün. Burada temel şart işverenin bunu kabul etmesi.